Herkese merhabalar Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sadece Bitcoin ve altcoin'leri konuşmayacağız. Tüm dünya piyasaları konuşacağız. Çünkü dünya piyasaları Bitcoin ve altcoin'leri yani kripto paraları etkilediği için dünya piyasaları konuşmak zorundayız. Dünya piyasalarında neler oluyor bunları incelemek zorundayız arkadaşlar. Bitcoin hacimsizliğe devam ediyor. 1000 dolar yükseliyor 1000 dolar düşüyor. Yani seferberlik ilan edilmiş olmasına rağmen Fed faiz arttırmış olmasına rağmen şu an piyasada büyük bir düşüş yaşanmadı olumsuz haberler geldiği için tabii ki de bir yükseliş yaşayamazdık ama piyasada düşüş yaşanması gerekirken düşüş yaşanmamasının sebeplerine ve neden yükseliş gelmiyor bunlara bakacağız. Altın tarafında önemli gelişmeler var biliyorsunuz arkadaşlar DXY düşerse altın yükselir. Doların değeriyle tamamıyla korelasyonlu şekilde ilerlediği için altın Altın bizim için önem taşıyor. Altın yükselirse dünyadaki her şey, tüm borsalar, tüm finansal enstrümanlar yükselir. O yüzden altının bizim için inanılmaz bir önemi ve değeri var. Altın şu an 1724 dolar seviyesinde. Burada bitcoin 25000 dolara yükseldiğinde altın da 2000 dolara kadar yükselmişti arkadaşlar. Tarihlerde ufak bir sapma olabilir tam olarak aynı tarih olmadığı için olmaması gerektiği için tarihlere dikkat etmeyin. Ama burada altın yükseldiğinde Bitcoin'de de biz 25 bin dolar seviyesine kadar güzel bir yükseliş yaşamıştık. Sonrasında 25 bin dolardan sert düşüşle Bitcoin 18 bin dolara kadar düştü. Altında da bu senaryo gerçekleşti. 2000 dolardan 1600 dolara kadar sert bir düşüşle karşılaştık. Fakat ABD borsalarında arkadaşlar işler tam olarak aynı. Yani neden aynı? Çünkü her şey birbiriyle korelasyon şekilde ilerlediği için hiçbir grafik birbirinden farklı değil. Bunun sebebi tamamıyla DXY, Sadece Bitcoin e ve ve altcoin'lere bakmamamız gerektiğinden sadece Bitcoin nezdinde konuşmamak gerektiğinden sürekli bu yüzden bahsediyorum. Tüm dünyayı etkileyen bir şey var o da ABD dolarının değeri yani DX'i. Aynı düşüş burada S&P 500'de de olmuştu, Nasdaq'ta da olmuştu, Altında da olmuştu ve Bitcoin'de de olmuştu. Altcoin'lerde zaten büyük bir yükseliş gelemediği için altcoin'leri teker teker incelemeye gerek yok. Nasdaq'ta da aynı şekilde, Bitcoin'de de aynı şekilde, altın tarafında da aynı şekilde. Seferberlik ilan edildi. Fed tarafı faiz arttırdı. DXY e 114 seviyesine kadar yükseldi. Eğer Bitcoin düşecek olsaydı DXY e 114 seviyesine geldiğinde Bitcoin 17.500 dolar seviyesine daha da kötü ihtimali konuşmak gerekirse 16 bin dolar seviyesine kadar düşerdi. Fakat biz Bitcoin'de 18 bin dolar 18 bin 500 dolar desteğini tutunmuş olarak gördük. Bu da Bitcoin daha da fazla düşmek istemediğini bize açıkça gösteriyor diyebilirim. E, tabii ki yükseliş başlamadan önce sert bir düşüş gelebilir. Herkesi tekrardan sirkelemek için. Ama onun haricinde piyasaya yükseliş olarak bakıyorum. Bunun sebebi de DX'e 114 seviyesine geldi. Ve biz Bitcoin'de yeni bir dip seviyesi görmedik. DX'e de önemli destek seviyesi 109 seviyesi demiştim. Bakın 109 seviyesinden destek seviyesine gelmeden tam olarak temas etmeden bir tepki aldı ve tekrardan 111 seviyesine kadar yükseldi. Burada oluşan yükseliş trendimizin kırılması gerekiyor. Burası da destek seviyesine tekabül ettiği için bu 109 seviyesinin her ihtimalle kırılması gerekiyor. Yükselişi konuşabilmemiz için DXY e 114 seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar biliyorsunuz 109 seviyesi kırılırsa 113 seviyesi diyordum ve 121 seviyesi diyordum. 113 seviyesi tam olarak diren seviyesi olarak çalışmadı. 114 seviyesine kadar yükseldi. 114 seviyesinde herkes 121 seviyesine kadar yükseleceğini beklerken 114 seviyesinden bir anda aşağı vurdular. Burada Bitcoin'de ve tüm dünyadaki finansal enstrümanlarda short yönlü pozisyonlar çok fazlaydı. Çünkü herkes DXY'nin 121 seviyesine kadar gideceğini düşünüyordu ama DXY'nin 121 seviyesine gitmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu konuşmuştuk videolarda. Yani 121 seviyesi çok büyük bir seviye arkadaşlar. Eğer 121 seviyesine kadar yükselirsek USD Euro paritesine bakarsak yani dolar Euro paritesine bakarsak şu şekilde haftalıkta bakalım arkadaşlar. Bakın şu an 1.0092 seviyesinde bu grafiğin çok farklı seviyelerde olması gerekiyordu. Buralar tutunmaması gerekiyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz dolar ve euro arasında çok bir fark yok. Ama DXY e 109-110 seviyesine geldiğinde euronun çok fazla değeri düşmüş. Çünkü ABD doları çok fazla değerlenmişti. Bunların hepsinin Bitcoin'le ve kripto paralarla da ilgisi olduğu için bizim dikkat etmemiz gereken veriler. Ben bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Çok büyük bir düşün içerisindeyiz. Çok büyük bir finansal krizin içerisindeyiz diye düşünebiliriz. Neden DXY e gelmiş? 114 seviyesine kadar geldi arkadaşlar. Bitcoin'de bir düşüş yaşamadık. Seferberlik ilan edildi. Yine bir düşüş yaşamadık. Tekrardan FED faiz haberi geldi. E, FED faiz arttırdı. Biz yine büyük bir düşüş yaşamadık. Çünkü dipteyiz zaten. 22 yıldır bu seviyelere gelmemiştik arkadaşlar. Tüm dünya piyasalarında. O yüzden 22 yıllık bir düşüş yaşadığımız için bunun yükselişi de çok büyük olacak. Tuzağa düşmeyin. Yani biliyorsunuz bu seviyelerin her altcoin için güvendiğiniz uzun vadede altcoin için alım yapılabilecek seviyeler olduğundan sürekli bahsediyorum. Yani listemizdeki coinleri de boşverin. Marketteki tüm coinler bu ada zaten çok büyük yükselişler yaşayacak. Hangisi daha büyük yükselir arkadaşlar? Hangisi daha büyük hangisi daha büyük yükselişler yaşar? Tabii ki de bunu alt altcoin sepeti videosunda bahsedeceğim. Güzel coinler var kafamda ama genel olarak marketin durumuna biz baktığımızda Tüm dünya şu an düştüğü için yükseliş de aynı düşüş kadar büyük olacak. Bir şey çok düşerse sonrasında çok yükselir. Bir şey çok yükselirse sonrasında da çok düşer arkadaşlar. 69 bin dolara kadar yükselen bir bitcoin vardı karşımızda. 69 bin dolardan çakıldı ve bir daha kendine gelemedi. %75 düştü. En son bitcoin böyle düştüğünde biz 2017 boğasını yaşamıştık. Sonrasında zaten bitcoin 3000 dolardan biliyorsunuz arkadaşlar. 69 bin dolara kadar yükseldi. Bakın burada 20 bin dolara kadar yükseldi. Sonrasında 3.000 dolara kadar çakıldı. Uzunca bir süre biz ayı yaşadık. Sonrasında 69 bin dolar. Bunu tabii ki de herkes biliyor. Ama herkes bunun tam olarak farkında değil. Arkadaşlar farkında olmanız gerekiyor. Bu 2024 boğası. Bu boğa birçok insanı zengin edecek. O yüzden fırsatı kaçırmamak, tuzağa düşmemek, olumsuz haberlere takılmamak gerekiyor. Marketin olumlu yönüne bakarsanız ve uzun vade düşünürseniz zaten çok güzel paralar kazanırsınız. Şu an uzun vade yatırım yapılabilmek için en güzel seviyelerdeyiz diyebilirim. Marketin durumuna baktığımızda dominans yükseldiği için altcoin'lerde biz bir yükseliş göremiyoruz. Bitcoin de zaten likidite almayı bekliyor. 15 dakikalık çartı açtığımızda 4 Ekim'de bir likidite almıştı burada. Tekrardan bunun likiditesini alırsa arkadaşlar mum kapanışına bakarak bir yükseliş bekleyebiliriz. Şu anki direnç seviyemiz 20451 dolar seviyesi, 20451 dolar seviyesi üstü günlük mum kapanış gelirse 23400 dolar seviyesi bir sonraki hedef bölgemiz diyebilirim. 23400 dolar seviyesi kırılmadı. sözde hala bir yükseliş bekleyemeyiz arkadaşlar. Yani yapının bozulması gerekiyor. Düşüş yönlü trendin düşüş yönlü yapının bozulması gerekiyor ki biz 23400 dolar üstü kapanış geldikten sonra artık market yükseliyor. Hacim yetersiz olsa bile markete güvenebiliriz diyebilelim. Denge işlem hacmi tarafına baktığımızda denge işlem hacmi düşen trendini kırmış mı arkadaşlar? Hacim tek gerçekleri biliyorsunuz her şeyi hacime göre yapıyoruz. Hacim olmadığı sürece markette hiçbir şeyin önemi yok arkadaşlar. Sadece bizim için önemli olan şey hacim. Düşen trendimiz şu şekilde çizdiğimizde bakın düşen trend arkadaşlar burada kırılmaya çalışılmış üstüne sarkmaya başlamış. Üstünde günlük mu kapanışı yaparsa devam ederse eğer zaten 20451 dolar seviyesinde kırılıp bir sonraki hedefimiz 23400 dolara kadar yükseliş başlar. 150 gündür bir düşen trenddeyiz. Düşen trendin artık kırılması gerekiyor arkadaşlar. Yani alıcılar 150 gündür azalıyor. Bu çok önemli bir veri. Alıcıların artık artması ve market maker'ın izin vermesi gerekiyor. Her derançtan çok büyük satış baskıları oluştuğu için ne kadar alıcı olsa da devam edemiyor. Yani yok gitmiyor arkadaşlar. Yetmiyor, para etmiyor. İnsanlarda para kalmadı. Artık herkes ya bıktı ya da uzun vadeli yatırıma tercih ediyor. Kimse pozisyonlarını uzunla tutmuyor. Bunun sebebi dirençten herkesin shortlayıcı. Adam %1 %2 alıyor çıkıyor sonra o da dirençten shortluyor. Yapacağı bir şey yok. Ama dünya piyasaları normale döndüğünde herkes tekrardan pozitif düşünmeye başladığında arkadaşlar almaya başlayacak. Ama o zaman da fiyatlar çok yükselmiş olacak işte bunu kaçırmamak gerekiyor. Total market cap şu an 928 milyar dolar seviyesinde. 925 milyar dolar seviyesi direnç seviyemiz kırılmış olarak gözüküyor. Burada bir retest verdikten sonra bir sonraki hedefine 971 milyar dolar seviyesine kadar yükseliş gelir. E dirençlerimiz kırılır arkadaşlar. Dirençlerimizin kırılmasında bir problem yok. E kolay bir şekilde dirençler zaten kırılır ama Dirençler kolay bir şekilde kırılır arkadaşlar ama altının durumu, S&P 500'ün, Nasdaq'ın durumu ve DXY'nin durumu şu an bizim için çok fazla önem taşıyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani Bitcoin'in grafiğini açıp buraya yükselecek, şuraya düşecek demek pek de açıkçası anlamlı değil. Takimde olan şu an bir coin yok uzun vadeli. Takip ettiğin coinleri biliyorsunuz zaten. APE, GMT, MANA, e, TVT arkadaşlar uzun vade olarak takip ettiğim coinler şu an işlem almıyorum işlem alacak bir piyasa yok piyasa çok sıkıcı gerçekten e, şu an teknik analize yönelim ben de zaten teknik analiz videoları paylaşmaya devam edeceğim çünkü piyasanın şu an hiçbir anlamı yok açıkçası e, bir yükseliş gelsin önemli direnç seviyeleri kırılsın DXY tarafı destek seviyesini kırsın. S&P 500 ve Nasdaq tarafı da artık direnç seviyelerini kırsın ve piyasa yeşillensin. Zaten konuşmaya devam ederiz, konuşmaya başlarız. Merak etmeyin. Ben çok büyük bir düşüş beklemiyorum. Uzun süreli bir düşüş beklemiyorum. En kötü ihtimalle e, yükseliş öncesi sert bir dump gelir. Dump sonrasında herkes sirkelledikten sonra dediğim gibi yükseliş artık başlar. Tabii ki de 2023'e kadar uzatmaya çalıştıkları için e, zaten 2 ay kaldı. 2023 arkadaşlar. E, güzel geçeceğini düşünüyorum. Yani bu an 2023'te tamamlanmasa bile başlayacağını düşünüyorum diyebilirim. Tuzağa düşmeyin, fırsatları kaçırmayın, sabredin, sabırlı olun. Güzel günler yakın arkadaşlar. Güzel günler gelecek. Sadece e beklemeniz gerekiyor biliyorsunuz yükseliş dönemlerinde hemen vurup kaçtığımız günler hemen marketten karımızı alıp çıktığımız günler tekrardan gelecek. Sadece sabırlı olmak, e, sabretmek, odul olmak gerekiyor. Genel olarak durum bu şekilde. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 2023'te paranın altında kalmamız dileğiyle.